Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. İtiraflara geçmeden önce ufak bir bilgi vermek istiyorum. Anlattığım itiraflar bana ait değil, sizlerden gelenler ve internet üzerinden yazılan yaşanmış gerçek itiraflardır. Bu konu hakkında çok mesaj yolluyordunuz, bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. Merhabalar, ben 20 yaşında genç bir kızım. İçinde bulunduğum durum gerçekten çok ilginç. Bu yüzden umarım bana bir an önce yardımcı olursunuz. Bizim ailece çok yakın olduğumuz ve bizi çok seven komşularımız var. Daha doğrusu vardı. Orta yaşlı bu karı kocanın hiç çocukları olmamış. Bu yüzden beni ve kardeşimi kendi çocukları gibi seviyorlardı. Bize gerçekten bir abla abi gibi davranıyorlardı. Biz de onları seviyorduk. Bu hanımın bir ablası var. Bir de üniversiteyi yeni bitirmiş, askere gitmeye hazırlanan bir yeğeni. Yani ablasının oğlu. Bu genç sık sık teyzesini, yani bizim yakın komşularımızı ziyarete geliyordu. Bu arada tanıştık. Ben ondan çok hoşlanmıştım. O da benden hoşlanmış. Bunu teyzesine açmış, benimle evlenmeyi düşündüğünü söylemiş. Çok şaşırdım ve sevindim. Ama teyzesi, yani beni kızı gibi gören komşumuz, buna karşı çıkmış. Benim yeğeniyle evlenmemi istemiyormuş. Nedenine gelince bana kalırsa maddi durumumuzun iyi olmamasından kaynaklanıyor. Yoksa başka ne olabilir ki? Bu hanım beni çok seviyordu ve bana karşı çok iyiydi. Ben de ona hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Çok da seviyordum. Şimdi o gençle birbirimizi göremiyoruz. Çünkü onun gelmesini engelledi. Son 2 aydır kendimi çok kötü hissediyorum. Geceleri uyuyamıyorum. İnanın beni en çok üzen şey teyzesinin bana karşı aldığı tavır. Sanki beni bu kadar seven insan o değil. Yalnızca fakir olduğumuz için hayatım boyunca ilk kez bu kadar beğendiğim ve sevdiğim birini kaybetmek istemiyorum. Ne yapabilirim? Lütfen bana bir şeyler söyleyin. İkinci itiraf. Ben yeni evli genç bir kadınım. Evleneli 2 hafta oldu ama her şey kabusa dönüştü. Nedeni ise ilk geceden itibaren bende müthiş bir yanma, acı ve idrarda kanama görüldü. İdrara sık sık çıkma ihtiyacı duymaya başladım. Ayrıca idrar yaparken de korkunç yanma ve acı hissediyorum. Eşimle ilişkiden kaçıyorum. O ise bu durumu anlamıyor ve bana çok sinirleniyor. Bu durumu ne aileme ne de yakınlarıma anlatabildim. Acaba bende cinsel bir hastalık mı var? Bu durum benimle mi ilgili? Lütfen bana bir açıklama yapar mısınız? Eşimle sevişerek evlendik. Onu severim. Ondan bir şikayetim yok. Ama neden bende böyle bir şey ortaya çıktı anlayamıyorum. Üçüncü itiraf. İnsan kendi ruhunu kendi yönlendirebilmeli. Kendi kararlarını ne olursa olsun kendi kendine verebilmeli. Ama öyle zamanlar oluyor ki insan ne yapacağını bilemiyor. Belki sorunum sizlere çok sıradan gelecek ama ben yine de sizlere itiraf etmek istiyorum. Benim bir arkadaşım var. Onu çok seviyorum. Ama saçma sapan düşünceler yüzünden onu aramamaya, onunla aynı mekana gitmemeye başladım. Onu görmekten kaçar oldum. O beni hiç düşünmüyordu. Beni aramıyordu. Hep ben düşünüyor, ben arıyordum. Bu düşünceler beni ayrılığa sürükledi. Bence bunlar çok saçma düşüncelerdi. Ama bir kere olsun beni aramadı. Görüşmüyoruz. Geçenlerde okulda sıramın üzerinde pembe renk bir kalemle onun adının yazılı olduğunu gördüm. Rastlantı mı yoksa kasıtlı mı yapılmıştı bilemiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Zaten o kadar çok sorunum var ki hepsinin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Gerek aile, gerek çevre, gerekse arkadaşlarımla ilgili konulardaki sorunlarımı kendi çabalarımla çözümlemeye bakıyorum. Ama işte şimdi acı çekiyorum. Sizden ne yapmam gerektiği hakkında görüş istiyorum. Bana bir şeyler söylerseniz çok sevinirim. Dördüncü itiraf. Merhabalar. İnsanın umutlarının tükendiği bir anda sizler gibi bir dostunun var olduğunu bilmesi inanın güç veriyor. Ben 19 yaşında 2 yıllık evli bir genç kadınım. Eşimle evlendikten sonra ilk 1 yıl benimle birlikte olmaktan kaçındı. 1 yıl sonra ise beraber olduğumuz anda da benden kan gelmedi. Eşim tecrübesizliği nedeniyle durumdan hiçbir şey anlayamadı. Ancak beni hemen bir doktora götürdü. Doktor ise bize bekaret zarımın esnek olduğunu, bu nedenle kan gelemeyeceğini söyledi. Fakat eşim doktora inanmadı. Şimdiye kadar böyle bir şey ne duymuş ne de görmüş. Ve o günden beri de bana inanmadığını, beni boşayacağını ya da aldatacağını söyleyip duruyor.
bana güvenmemesi için hiçbir neden yok. Bir yıldan beri çalışarak eşime destek olmaya da bakıyorum. Ama ben namusuma bu kadar düşkünken onun bana güvenmemesi beni çok kırıyor. Bu suçlamalar karşısında ne yapacağımı şaşırdım. O kadar anlayışsız, inatçı bir insan ki son çare olarak bu yaşadıklarımı sizlere itiraf etmek istedim. Lütfen bana yardımcı olun. 5. İtiraf. Selamlar. Ben 23 yaşında maddi durumu çok iyi olan bir ailenin kızıyım. Hiçbir erkekle ilişkim olmamıştı. Ta ki arabamı bakıma götürünceye kadar. O gün o çocuğa aşık oldum. Ve o günden sonra sık sık bahaneler bulup arabamı tamire götürdüm. Sırf o tamirci çocuğu görmek için. Ailem bilse beni öldürürlerdi. Ama onun duygularından emin olamıyorum. Ben ona tutkuyla bağlandım. O da bana aşık olduğunu itiraf etti. Yalnız ailem aramızdaki en büyük engel. Üstelik bir anlık bir zaaf eseri onunla da birlikte oldu. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Bu gerçekten büyük bir hata oldu. Çaresizim ve ağlamaktan harap oldum. Aslında evlenmek istiyoruz. Ama ailem beni bir tanımadığımızın oğluna vermeye hazırlanıyor. Lütfen bana bir şeyler söyleyin. Bana yardım edin. 6. İtiraf. Merhabalar, ben 21 yaşında 5 yıllık evli bir kadınım. Eşimle evlendiğimizden bu yana çok önemli sorunlarımız var. İkimiz de işi oluruna bıraktık. Mutsuz, keyifsiz bir evliliği sürdürmeye çalışıyoruz. Bu arada ben geçen yıl bir beyle tanıştım. İlk önceleri ona kuşkuyla yaklaşmıştım. Beni kullanacağını düşünmüştüm. Ama zaman içinde beraberliğimiz o boyutlardan çıktı. Çok güzel bir sevgi doğdu. Biliyorum böyle bir sevgiye hakkım yok ama oldu işte. Ayrılmayı çok denedik ama olmadı. Birbirimize çok değer veriyoruz. Ailesiyle tanıştım. Ben onsuz o da bensiz olamıyor. Bana ayrılmam için baskı yapmıyor ama ben bunun böyle gitmeyeceğini biliyorum. Lütfen bana bir şeyler söyleyin. Ne yapmam gerekiyor? 7. İtiraf. Aykırı duygularımı sizlere itiraf etmekten başka bir yol bulamadım. Ben bir adama aşığım. Hem de kalbim yalnızca onun için çarpıyor. Ama en kötüsü her an yanımda olması. Çünkü o benim iş arkadaşım ve ona yaklaşma şansına sahip değilim. Tahmin edeceğiniz gibi o evli ve bir de çocuğu var. Ben onu tanımak için geç kaldım. Ama onunla beraber olabilmek için geç kaldığımı düşünmüyorum. Neden derseniz onun evli olması benim için hiç de önemli değil. Zaten onun benim bu duygularımdan haberi bile yok. Ama olacak. Bana karşı hissiz olabileceğini düşünmüyorum. Onsuz yaşamaktansa ölmeyi bile tercih edebileceğimi bilmesini istiyorum. Karısından çok korktuğunu da biliyorum. Bu yüzden ona yaklaşmam pek kolay olmayacak. Ama hayır demesini düşünmek bile istemiyorum. Ne dersiniz? Birinin onayını almaya ihtiyacım var. Bana bir akıl verirseniz sizlere minnettar olacağım. 8. İtiraf. Ben 3 sevgi arasında kalmış, ne yapacağını bilemeyen 19 yaşında bir genç kızım. Bir genci deliler gibi seviyorum ama o beni arkadaş olarak görüyor. Beni sevmesi için ne yapmalıyım? İşin ilginç yanı çok yakın bir kız arkadaşım da aynı durumda. Onun da sevdiği genç ona karşı yalnızca arkadaşça duygular beslediğini söylemiş. Ve işin çok daha kötüsü bu genç bana aşık olduğunu söyledi. Ve bana çıkma teklifi etti. Ben tabii ki de kabul etmedim. Yakın arkadaşıma ihanet edemezdim. Ama kız arkadaşım bu konuyu öğrenmiş. Sevdiği gençle çıktığımı düşünüyor. Oysa ben başkasını seviyorum. Şimdi ben böyle bir üçgen içinde sıkışıp kaldım. Ne olur bana akıl verin. Ne yapmam gerekiyor?